kardeşlerim, çok değerli hanım kardeşlerim, çok değerli babalar, lütfen şu soruma cevap veriniz ama kendiniz saklayınız bu cevabı. Namaz çok sürdü, 30 senedir bu namazı kılıyorum, hala bitmedi, yaz günü de kalkamıyorum namaza deyip, namazdan vazgeçen Müslüman var mı? Olabilir mi böyle bir şey? Olmaz. Niye olmaz? Ya ibadetle böyle pazarlık olur mu canım? Değil mi? E ben şimdi sorumu sorayım. Evlat yetiştirmek ibadet değil mi? Bacım bana söyler misin? Sen peygamberini duymadın mı sallallahu aleyhi ve sellem? Üç kız çocuğu yetiştirip büyütüp onları evlendirene cennet sözüm olsun duymadın mı bunu hiç? ve beş vakit namaz kılana da cennet vaat ediyor. Çocuk büyütene de cennet vaat ediyor. Üç ay büyüt, altı ay büyüt sokağa at mı diyor. Hayır. Sen ana olduğun sürece yani o veya sen ölüp bu dünyadan gitmediğiniz sürece analık devam ediyor. Evlense de devam ediyor. Onun çocuğu olsa da devam ediyor. Onun torunu oldu. Sen büyük dedenin dedesi oldun. Gene yok. Gene devam ediyor bu iş. İnsanız. Bu eksikliklerle, bu sıkıntılarla yaşayacağız biz. Namazı ne zaman bırakmamız uygun olursa artık kılmasan da olur denirse çocuklarımızla ilgili süreci de bitti artık, bizim çocukla bir payımız kalmadı. O zaman diyebiliriz kardeşlerim, mücadelemizi okul mücadelesi olarak görmeyin Allah aşkına ya. Okul nedir ya? 4 senede bitiyor. Öbürü de 4 senede bitiyor. 4 tane 4 çarptın mı okul bitiyor. Ama insanlık okuldan daha büyük. Müslümanlık okuldan daha büyük. Annelik öğretmenlikten daha değerli. Babalık okul müdürlüğünden daha kutsal. Gerçekçi olalım kardeşlerim. Biz bugün şu toplum diye ağzımızı açtığımızda e çocuklar da onlar. Bugünün bebekleri de yarının o toplumu. Ürkmek bize yakışmaz. Savsaklamak da bize yakışmaz. Kulus nasıl namazda yanlış yapınca estağfurullah deyip namazdan sonra sevi secde yapıyoruz düzelsin diye. Evlat yetiştirmede de ya bu taktikler yanlış olmuş. Tövbe edip doğrusunu yapacağız. Gerekiyorsa evladımızı öpeceğiz, okşayacağız. Gerekiyorsa bağıracağız, sinirleneceğiz. Ama insanlık düzeyini hiç yıpratmayacağız. Hep insan olarak ama sabır silahımız olacak bizim. Gemiyi yüzdürdüğümüz gün bile yavrum gel bu gemiye diye yalvaracağız. Nuh'un peşinden gitmek mümkün değil. Başka türlü aleyhisselam. Kardeşlerim annelik ve babalık konusuna özellikle de yeni anne olmuş olacak hanım kardeşlerim. Çünkü bu ümmetin Mübarek neslini onlar yetiştirecekler. Genç hanneler yetiştirecekler. Allah'ın izni ve keremiyle. Genç baba kardeşlerime özellikle söylüyorum. Çünkü biliyorum ki çocuğu 18-20 yaşında olanlar neredeydin sen zamanında diyecekler bana onu biliyorum. Ben neredeydim onu ben de bilmiyorum. Allah bugün söylettirdi bana bunları. Bari genç hanım kardeşlerimiz peygamberlerin aleyhisselam bir insanın yetişmesi için mücadele ettikleri gibi Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onların mantığıyla, heyecanıyla ve umuduyla geliniz çocuklarınıza sarılınız. Şeytan akşama kadar ağlıyor bu çocuk sabaha kadar da babasını uyutmuyor diye sizi asla yıldırmasın. Ya uyumasam yarın uyurum. Ne yapalım? Çocuğun bir derdi var ki, bir şeyi anlatıyor ki anlayamıyoruz. Onun için ağlıyor derim. Yaramazlıktan da anlam çıkarırım. Delilik yapsa da anlam çıkarırım. Hastalığı zaten benim sevap kaynağım derim. Böyle olalım kardeşlerim. Şeytan çevremizdeki ve asrımızdaki belaları, musibetleri, pislikleri, necasetleri göstererek, sürekli onları gözümüzün önüne koyarak, çevremizde harap olmuş, e, filanca uyuşturucuya bulaşmış, filanca bağımlılığa bulaşmış gençleri önümüze koyarak, boşananları, ailesiyle kavga edenleri hep böyle haber olarak önümüze yığarak, zaten pis bir zamanda, zaten kötü bir günde yaratıldık biz diye, böyle adeta sen de böyle ol, dağıt manzarayı demeye getiriyor. Hayır, 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 Rabbim en uygun bugündü diye bugün beni yarattı. Bugün anne olmam uygundu ki Allah beni bugün anne yaptı diyeceğiz. Bu umutla yaşayacağız. Bu heyecanımız eksik olmayacak. E olmazsa çocuğumuz güzel insan. Bana ne? Ben Rabbim için yapmıştım her işi. Rabbimden beklerim diyeceğiz. Asla ve kat'a Allah'ı vaadinden döner biri görmeyeceğiz. O bize karşılığını verecek. O ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed. وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين